Evet, kısa kısa biyolojide bu bölümümüzde bitkisel dokulara bakıyoruz. Bitkisel dokulara baktığımızda 4'e ayrıldığını söyleyebiliriz. Bir meristem doku, 2 temel doku, 3 iletim doku, 4 örtü dokudan oluşmaktadır bitkinin dokuları. Bitkiye baktığımızda büyüme iki temel olayın sonucunda gerçekleşir. Öncelikle canlı bölünür ardından gelişir. Yani büyüme ve gelişmeden gerçekleşir. Bunlar için de tekrar diyorum. Bir meristem diğer ismiyle bölünür doku. iki temel doku. Üç bitki arasında madde alışverişini sağlayan iletim doku. Ve son olarak da örtü dokudan oluşmaktadır. Şimdi bu dokuları tek tek incelemeye başlayacağız. Bir sonraki videomuzda meristem dokuyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde kısa kısa biyoloji dersinde sizlere melistem doku kavramından bahsedeceğiz. Sağ taraftaki tabloya bakarsanız melistem dokunun bulunduğu yere göre ve kökenine göre ayrıldığını söyleyebiliriz. Bulunduğu yere göre uç melistem veya yanal melistem, kökenine göre primel melistem ve sekonder melistem olduğunu söyleyebiliriz. Burada büyüme noktalarını görmekteyiz. Yine aynı şekilde kökteki büyüme noktası da özel aletlerle görüntülenebilmekte. Meristem doku bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur. Diğer ismi zaten bölünür dokudur. Meristem hücrelerinin bölünmesiyle meydana gelen yeni hücreler farklılaşarak çeşitli dokuları, dokularda organları meydana getirir. Böylece bitki büyür ve gelişir. Meristem doku hücrelerinin en önemli özelliği sevgili öğrenciler canlı olduklarıdır ve ömür boyu bölünebilir. Yani bin yıllık ağacı da biliyoruz sürekli büyüyebilir şeklinde. Meristem doku bulunduğu yere göre ve kökenine göre sınıflandırılabilir. Bulunduğu yere göre uç meristem, yanal meristem şeklinde isimlendirilebilir. Kök ve gövdenin büyüme noktalarında bulunan uç meristem. Bakın uç meristem kök ve gövdenin büyüme noktalarında bulunur diyebiliriz. Yanal meristem ise kök ve gövdenin yapısında bulunan yanal meristem bitkinin enine büyümesini sağlar. Bakın zaten bunların ikisi de kök ve gövdede bulunuyor. Meristem doku kökenine göre tekrar diyorum. Primel meristem ve sekonder meristem şeklinde iki ayrılır. Burada zaten meristemi görmekteyiz. Primel meristeme baktığımızda birinci bölünür doku bitkinin embriyo evresine kazandığı bölünme özelliği yaşam boyu devam ettiren dokudur. Kök ve dal uçlarında bulunan uç meristem şeklinde isimlendirilir. Bu isimleri arkadaşlar bilmeye gerek yok. Sadece korteks tabakasının içinde bulunduğunu bilmeniz yeterli. Sekonder meristemde ikincil bölünür dokudur. Buna baktığımızda ikincil bölünür doku yani sekonder meristem önemlidir. Kambiyum ve mantar kambiyumundan oluşmaktadır. Kambiyum odunsu ve bazı bitkilerin kök ve gövdelerinde iletim demetlerinin oluşmasını ve enine büyümeyi sağlar. Bakın kal, kambiyum enine büyümeyi sağlayan yapıdır. Mantar kamyonu da odun su bitkilerde mantar tabaka içinde yer alır. Elverişsiz çevre koşullarına ve iş değişimlere karşı gövdeyi korur diye diyebiliriz.